Karar aldım. Dedim ki ben bir tekne yapayım. Karadeniz kıyısındaki bütün tekne sahiplerini ve tekne imal yerlerini tek tek gezdim. Hepsinden kendime bir formunu alarak bir form çıkardım ve bu formu bahçemde kendim kurdum. Kurduktan sonra bunun eğri kalıp işlemine geldi. Eğrilerini yaptım. Baktım ki yürüyor, oluyor. Çok da güzel bir şey çıkıyor. Sonra kaplamasına girdim. Kaplamadan sonra şekil olarak bu şekle kadar getirebildim. Tamamı paslanmaz. Yani hiçbir demir aksamı içinde yok. Motor bağlantılarına kadar. Motorumuzu da hurdadan motor alıp motoru da komple revize ettim. Komple sıfırladım. Marinini yaptık. Marinini, şanzımanını taktık. Şanzımanını da hurdadan aldım. Onların hepsini topladıktan sonra çalıştırdım. Onu da şu anda üstüne bağladım. Çalışır vaziyete geldi. Yani tamamı benim el işçiliğimle işte yaklaşık 6 ay gibi bir zaman oldu. Bu şekle kadar getirebildim. Metal bölümleri tamamı %100 kromdur. 304 kalite kromdur. Ve bu kromlar benim 35-40 yıllık meslek hayatımda biriktirdiğim hurda olarak geri kıyıya koyduğum malzemeleri ben burada değerlendirdim. Nerede biriktirdiniz bu hurdaları? İş yerimizde biriktirdik. Evet. Hurdacılarda bulduğumuz parçaları aldım, kıyıya koyarak 40 senedir biriktirdiğim malzemelerdir. Tamamen geri dönüşümdür. Çöpe gideceğine, eritilip ekonomiden çekileceğine değerlenmesi için böyle bir yola başvuru yaptım. Benim elimden devletimiz tarafından destek verilirse, burada bize bir çökek yeri yapılırsa ben daha bu tekneleri daha güzelliğini yapacak insanlar da yetiştirebilirim. Emsal değerleri İzmit Tersane'de yapılan tekneler 851 milyon arasında gidiyor. Ama biz bunu çok ucuza hurdadan yaptığımız için yani çok çok ucuza mal ettik. İçinde daha işte yatak odası, mutfak, banyo, tuvaletleri var. Onları da inşallah bu balık sezonundan sonra, balık da şimdi kullanacağım, önümüzdeki hafta başlayacağım kullanma. Balık sezonundan sonra içinin ince işlerine devam edip Allah izin verirse ömürlük, yani torunumun torununa kalacak bir tekne yapmayı başardım yani. Ağaç kayık yapanların bu boydaki yarı yarıya kilo farkı var. Bizim krom teknemiz daha hafif. Saç teknelere girdiğimiz zaman da saç teknenin ömrü kısa olduğu için çürüme, oksitlenme durumu çok olduğu için daha kalın saçtan yapıldığı için gene bizimkisi hafif. Şu anda benim teknem, bu tekne 6.80'lik bir tekne oldu. 6.80'lik teknenin ağırlığı şu an 600 kilo saç kullanıldı. Evet. 600 kiloluk bir tekne hiçbir yerde yok. Yani bu 6.80'lik bir teknenin kilo ağırlıkları 1200-1300 kilo ağırlığında. Yani bizim teknemiz çok hafif. Ha, suyun üstünde çok hafif kalırsa da ağırlık denge noktaları yaptım içine. Oralara kurşun dökerek veya beton dökerek zaten omurga, bak omurga kısmını beton doldurdum ben bunun. Yani kayaya, vurmada, darbesine, her şeyine daha çok daha sağlam. Şimdi kromun özelliği kaydırıcıdır. Kaydırıcı olduğu için bir kayaya da vursanız sizi
atar. Ha, delinmez mi? Tabii ki delinebilir. Ama delinebilirliğini de içine ben bazı tüpler koyarak hacmimin ağırlığını hesaplayarak su üstünde batmayacak şekilde imal ettim ben bunu.